Herkese merhaba. Evet, şurada çocuğumla bir açılış yapıyoruz. Hepiniz kanalıma, evime ve bahçeme hoş geldiniz. Canlarım benim, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepinizin, hepiniz iyisinizdir, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Evet, ben hazırlandım. Alışveriş torbalarımı da şuraya koydum. Babamı bekliyorum. Babam markete gidecekmiş. Dedi, bir eksiğin bir şeyin var mı? Gidelim mi? Çünkü yarın resmi tatil dedi. İyi dedim, hadi gidelim dedim. Zaten benim evde dedim kahvaltıya da hiçbir şey kalmadı kahvaltıda. Şimdi babamı bekliyorum. Gülşen Mülşen falan hep beraber Türk marketine alışverişine gideceğiz. Oradan birkaç eksiklerim var, onları alayım. Ondan sonra neler aldığımızı da birlikte bakar görürüz. Ama ilk önce şöyle bir açılışımı yapayım istedim. Bakalım. Öyle. Allah'ım, yere yattı çocuk ya. Elinden geldi buraya yorgan yastık serecek. Bahçede uyuyacak. Ben hemen geldim. Türk marketi maalesef kapanmış. Türk marketine yetişemedim. Yani ne bileyim, böyle sosis tarzı, böyle hani helal olabilen şeylerden almak istiyordum. Sosisli, salamlı, sucuk falan almak istiyordum. Ama maalesef Türk bakkalı kapanmış. Artık oraya hafta sonu giderim. Yapacak bir şey yok. O yüzden böyle Alman marketinden alabileceğim en acil olanları böyle aldım. Bakmayın böyle yayık yayık durduğuna, ağzındaki torba sadece. Neler aldım? Hemen çok fazla çene çalmadan sizlere göstereyim. Akabinde hemen bunları yerlerine yerleştireyim. Çünkü biz çok acıktık. Çocuklara hemen pizza sürdüm fırına. Onlara bugün pizza sipariş edecektim. Valla pizza sipariş parasından da kurtuldum. Gittim şöyle hazır pizzalardan aldım. Hemen fırına sürdüm. Mikail ile Ömer'inki pişiyor. Şu pişti. Şimdi Gülşen'inkini sürdüm fırına. Kelmede tavuk, böyle yağsız, tuzsuz tavuk göğsü sürdüm fırına. Pizzanın yanına. Ben de yanına salatayacağım. Her neyse, onları birazdan gösteririm. Şöyle üçlü kabak aldım. Kabak yemeği yapmak istiyorum. Sebze yemeği. Salatalık, bu büyük Alman salatalıklarını hiç sevmiyorum gerçekten ama aldım yani mecbur. Bir tane şöyle mango aldım. Yoğurdun içine yulafla çok güzel oluyor, seviyorum. Domates aldım. Kiraz son kalmış. Resmen sonunu ben ayıklaya ayıklaya, böyle iyi olanlarından kilosu 6 euroydu. Ayıklaya ayıklaya aldım. Böyle yarım kilodan fazla geldi zannedersem. Yine şöyle yarım kilo üzüm aldım. Çocuklar üzümü seviyor. Yani Mikael hariç diğerleri üzümü seviyor. Yeşil elma aldım. Bu yıl elmalar Almanya'da müthiş pahalı. Beni Almanya'dan izleyenler Allah aşkına bana bir söyleyin. Bu elmaya gelen zam nedir? Ya 3 oradan 4 oradan aşağı bulamıyorum. Yeşil elma da ben kendim hiç sevmem. Ama çocuklar elma çok seviyorlar. Vallahi bir yani 6 tane elmayı da 4 euro veremem. Tövbe estağfurullah. Bu 1.79'da yeşil aldım. Geçen de yeşil almak zorunda kalmıştım. Her neyse, mutfak bezlerim. Bunlar benim böyle kullanıp attıklarım, işte birkaç gün kullanıp bir defa kaynatıp ondan sonra bu böyle hani attıklarım, ucuz bunlar. Güzel oluyor ama yine. Mutfak bezi aldım. Daha sonra şöyle mantar aldım. Kültür mantarı. Aslında kahvaltılığım hiç kalmamıştı. Kahvaltılık almam gerekiyordu ama şimdi Türk marketine yetişemedim. Hafta sonu güzel böyle kahvaltı yaparız diye. Neyse dedim, hadi Almanlardan alayım bir şeyler. Şöyle bu az yağlı peynir. Beyaz peynir. Şöyle yine baharatlı yeşil zeytin aldım. İçinde badem var. Şöyle azıcık bir şeydi. Zaten benden başka zeytin yiyen de yok. Bunlar bana gene gider yani bir iki hafta falan. Şöyle siyah zeytin. Yine iki tane az yağlı olanlardan mozzarella, yuvarlak top mozzarella aldım. İki tane krem, yok labne, pardon labne aldım ekmek üzerine sürmek için. Çünkü pazartesi günü artık okullar başlıyor ve çocuklara düzenli bir şekilde beslenme hazırlayacağım. Benimkiler de sadece ya bununla yapılan ekmeği yiyorlar ya nutellalı. Ya da şey, ya Almanya'da beslenmede ekmek arası bir şey oluyor işte. Her neyse, yine bu light ürünleri, yani bunlar bir diyetlik ürünler oluyor arkadaşlar. Az, hani %50 daha az yağlı olanlardan. Yine şöyle büyük mozzarella'lardan aldım. İki tane.
Daha sonra ben biliyorsunuz artık yani mutlaka her alışverişe gittiğimde bundan alırım. Bir tane çünkü çok seviyorum yanındaki bu kıtır ekmekleri parmesan peyniriyle falan. İşte bazen mısırlı falan oluyor. Tabi bunun etli çeşitleri de var ama ben hani tabi helal olmadığı için Almanların yerinden olduğu için etli olanlarından almıyorum. Hep böyle kıtır ekmekli veya işte hani domatesli mısırlı olanlardan. Valla benim kolayıma göre böyle aç ye bitir. Yanında balsamico sosu var. Bir de şimdi yarın her yer kapalı olduğu için bunları böyle indirime koymuşlar. Cuma gününe kadar kötü olmasın diye. Baktım şöyle hani şey mi diye. Yok gayet taptaze duruyor. Almışken iki tane birden alayım dedim. Şimdi bunu ben hemen kendim bir tanesini alışverişlerimi yerleştirdikten sonra yiyeceğim. İçine fırına dediğim gibi tavuk göğsü sürdüm. Güzel böyle tavuk göğsülü bir salata yapacağım kendime. Daha sonra Activia'lar da yine indirimdeydi. Yine Activia aldım. Çünkü bunlar benim ara öğünlerimde. Bunları birer tane yeme hakkım var. Bunu da böyle kepekli mepekli bir şey anlamadım. Valla bu şey ne kepek gibi geldi bana ama buğday mıdır artık neyse. Ama aferin efendim. Diyetisyenim Activia'yı ara öğünlerde kullanabilirsin demişti bir tane. Bir öylesini aldım. Bir de şöyle marakuya ve şeftalili. Bunu çok sevmiştim. Yine az yağlı. Her şeyden az yağlısından doğru gidiyoruz. Yine az yağlısından şöyle cıvık yoğurt. Yine bu yoğurdu da kullanmak için aldım. Neydi? Yulaf. İçine hani yulafla falan karıştırıp yine böyle ara öğünlerde bazen öğle yemeklerine falan yemek için. İki tane aldım ondan. Çocukların diş macunları bitmişti. Von zweiten bis sechsten Geburtstag bak. Von zweiten bis sechsten olduğunu okumamışım. 2 yaştan 6 yaşa kadarmış bu. Şunu da ben 0-6 yaş diye almışım. Aslında hiç almak istememiştim ama bunu direkt şey yapayım ya. İsteyen birisi olursa hediye ederim. Bunu hiç vermeyeyim Ömer'e. Şunu direkt kullansın. Ben normalde benim aldıklarım hep 6 yaşından itibaren olanlar vardı. Herhalde dedim 0-6 yaş olanları yok. Bak gene bilmeden bunu almışım. Aceleyle demek ki fark etmemişim. Bunu da kullanabilir. Neyse çocukların diş macunu. Nutella aldım. Kaçlıkmış bu bakayım. 750 gramlıklardan bir tane Nutella aldım. Dediğim gibi demin söyledim. Yine şöyle dondurma. Hatta bunları ben hemen bir saniye kapatıp şey yapayım. Buzluğa koyayım. Baylar bayanlar. Evet. Şöyle bunlar boş çünkü şey yaptım bundan mesela iki tane vardı ben tabii ki pizza yemeyeceğim için bunun tekini buzluğa koydum Gülşen'inki şu an pişiyor neyli bu soğanlı domatesli ton balıklı ve maydanozlu böyle kaşarlı bir peynir ama pizza ve Mikail sade yiyor o sevmiyor böyle mantarlı falan. Sucuk da seviyorum ama şimdi sucuk olmadığı için üzerine sucuk koyamadım. Normalde böyle alıyorum. Bunlar böyle 1,99'du. Bugün de indirimdeydi galiba 1,79'du. Aslında birkaç karton da alabilirdim ama almadım. Neyse dedim gerek yok fuzuli masraf. Bu da mozzarella peyniri, kaşar peyniri ve domatesli. Domates soslu. İçinden 3 tane çıkıyor. Böyle güzel yani uyguna geliyor. Hem de hesaplı oluyor. Üzerine tekrardan yine kaşar koyuyorum ben istiyorlarsa. Bir de bundan almıştım. Oğlanlarınki pişti. Daha sonra yine hemen şunları da atayım şeye. Yine şöyle patates aldım. Birer kiloluk. Çünkü bu çocuklar hazır patatesi daha çok seviyor. Diğerini de seviyorlar da. Bunlar mesela böyle nugget falan yaptığım zaman nugget falan yapınca yanına mutlaka bu tarzı istiyorlar. Bu şeyin patateslerinden. McDonald's'ın patateslerinden. Güzel oluyor seviyorlar. Bir de ben onları yapınca böyle çıtır çıtır yapıyorum. İki tane ondan aldım. Ömer'in kakao bitmişti. Kakao aldım. Kendime bu kuru yemişten aldım. Bunlar şey. Çiğ. Çiğ badem, çiğ kaju, çiğ fındık ve çiğ ceviz. Ara öğünlerimde 5'er tane hakkım var. 5'er tane derken mesela bir ara öğünümde 5 tane badem. İşte ertesi gün 5 tane ceviz. Öyle. Hem Ömer de seviyor bunları. Gülşen de seviyor. Yine şöyle evde bulunsun diye. Bunu seviyor yani çocuklar. Bir de aniden artık şeylerimiz kalktığı için 10 kişi bir yere gelebildiği için artık böyle ara ara spontan misafirlerim gelebiliyor bahçeye. O yüzden hani alayım da dedim dursun. Şöyle fıstık. Şu da
soslu fıstık. Bu şekilde 20 tane yumurta aldım. Yumurtalarım bitmişti. Daha sonra benim kendime böyle özel brownie. Bunun ben Türkçesi ne bilmiyorum ama şöyle güzel kepekli bir ekmek. Yiyebildiğim tek ekmek zaten ya bu ya da tam tahıllı. Ama çekirdeksiz olması lazım. Bir tane bu ekmekten aldım. İki tane şöyle çöp poşeti aldım canlarım benim. Şöyle 50 litreliklerden. Daha sonra dedim ya çocuklar okula başlayacaklar. Bunu buzdolabına koyduğum zaman bu tost ekmeklerinin buzdolabında hiçbir şey olmuyor. Artı benim çocuklarım da kepekli ekmeği çok seviyorlar. Kepekli tostu da çok seviyorlar. O yüzden iki tane de kepekli tost aldım. Dediğim gibi pazartesi günü zaten okullar açılıyor. Yine evde bulunsun ne olur ne olmaz diye buzluğa koymak için şu hazır broçenlerden aldım. Almanların bu minik ekmeklerinin. Artık bunu Türkiye'dekiler de biliyor. İki pakette ondan aldım. Soğan aldım 1,5 kiloluk. Şu kaç kilolukmuş? Bakayım. Valla ben diyete başladığımdan beri evde patates yiyen yok. Demek ki bütün patatesleri ben yiyormuşum. 4 kiloymuş. Böyle bayağı iri iri patatesler. Patates. Ve 2 tane de cips aldım. 2 tane de cips aldıklarım. Bu kadar canlarım benim. Şimdi ben hemen bunların dışını şöyle birer kere bir sileyim. Ondan sonra bunları yerlere yerleştireyim. Ve akabinde artık akşam yemeğimizi de hazırlayalım. Değil mi? Haydi bakalım. Kapatıyoruz. Ve ta ta tam her şeyi kandırdım. Şimdi ne vakti? Yemek vakti. Vallahi kurt gibi acıktık hepimiz. Şimdi oturup güzel yemeğimizi yiyeceğiz. Hayır ya, ice bitti Ömer. Tamam. Bahçeye çıktık biz. Çünkü hava hala çok güzel. Şöyle çamaşırlara karıştım. Ay göründüm çok güzel. Kızım ne yapıyorsun? Evet valla oturunca evet oğlum ice bitti. Oturunca yorgunluğumu hissettim şu an. Valla oturup afiyette şimdi. Bu çocuk var ya bu muzu. Ben mi bitirdim ice'ı? Hayır. Ayrıca ben hiç ice demedim. Diyet yapıyorum. Sen de yap diyet. Ay be. Ne? Ne söylemeyecektim? Hani söylemeyecektim. Artık söyledim gitti. Ve bütün erzaklarımı, her şeyimi kaldırdım. Mutfağımı toparladım. Hepsini güzel sildim. Ondan sonra yerleştirdim. Sadece şimdi karton çöpleri atılacak. Ama öncesinden bir yemek yiyelim istedim. Bakın benim eşsiz güzel salatam. Çok güzel. Alın size Sezar salatası. Güzel. Evet sana da vereceğim kızım. Oğlanların margaritaları ve Gülşen'in özel spesyal italiano al dente mandante pizzası. Niye evet. Bize ne diyoruz? Afiyet olsun. Ve yemekten sonra inşallah görüşürüz. Ve canlarım benim. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomda inşallah tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Bunlar niye böyle gene ölür gibi olmuş ben anlamadım. Tövbe yarabbim. Bu çiçekler beni bu sene sevmedi arkadaş. Neyse. Ne diyorduk? Bir sonraki videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve hoşça kalın.